Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen gün Instagram'da bir soru cevap yapmıştım ve orada Adana'daki gezilebilecek yerleri çeker misiniz diye bir öneri geldi. Biz de geçen gün dışarıya çıktığımızda bu videoyu çektik. Bu videoda gittiğimiz bütün yerleri gösteremedik. Eğer devamını da isterseniz yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ve videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı da unutmayın. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı da hatırlayın lütfen. Hadi şimdi siz o görüntüleri izleyin. Şu an Adana sokaklarında geziyoruz yarım yamalak. Yarım yamalak derken? Kafamın yarısı yok. Nereye gidiyor? Benim kolum da tripod değil yani. Nereye gidiyoruz? Yazın büfeye gidiyoruz, süt içeceğiz. Muzlu süt içeceğiz ama ballı içeceğiz. İçeceğiz, niye öyle? İçeceğiz, sonra da gezeceğiz. Size daha önceden gitmiş olduğumuz bir kafeyi göstereceğiz. Adana'da gidilebilecek güzel yerleri çekmemizi istemiştiniz. Evet, bir videomuzun altına öyle bir yorum gelmişti. Evet, Kazım Büfe'nin ileri taraflarında böyle güzel kafeler var. Burası Gazi Paşa oluyor değil mi? Burası Gazi Paşa evet. Oluyor. Şu parkın ismini bilmiyorum ama. Burada bir park var. Unuttum ben. Kime sorsanız gösterir. Zaten Kazım dediğiniz zaman... Aynen, herkes gösterir. Çok ünlü bir yer orası. Aynen. Sütü meşhur. Evet ve müthiş gerçekten. Gerçekten. Evet. Ve çok susadık. Şu anda susuzluğumuzu sütle giderecek. Evet, çok susadım. Neyse ki süt içeceğiz. Canım benim öyle söylüyor. Burası çok kalabalık oluyor ne zaman gelsek. Bugün yine az bile. Hayranımız hayranımız çıkmasa buradan şimdi. Çıkabilir. Ben sütü söyleyeyim, sen oturacak mısın? Hayır, gideriz zaten alıp. Nerede durayım? Şu tarafa gideceğiz. Tamam. Ben söyleyeyim. Şu tarafa geçelim. Sen söyle oradan. Sakolar geldi. 1/2 ballı muzlu. Balı az olsun. Paket alacağım şişeye. Say hello. Şimdi buradan yürüyoruz. Sütümüz alamasın ama. Evet, süt çok susadı. Gel buraya gel. Çok sıcak. Adana'da çok sıradan mı? Bir gün gördüm onu. Şu an 42-43 derece var. Vallahi aşırı sıcak ve çok bu maskelerle sıcak. Gezmek gerçekten zor ama takıyoruz. Neden? Çünkü takmalıyız. Maskesi çıkmayın dışarı ya. Evet. Aşkım süt içelim. İçelim. Maskesi çıkmayın deyip de maskeyi yandım. Şimdi sütlerimizi aldık. Bunlar isterseniz bardakta alıp orada da içebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde tek kullanımlık şişelerde de alıp gidebilirsiniz. Bu daha biz şu an hijyenik açıdan bunları tercih ettik. Aynen. Eğer varsa şu fermuarlı maskeler oluyor ya, onlarla hiç maskeyi çıkarmadan da içebilirsiniz. Ama kimseye yaklaşmıyoruz şu an açık havada. O yüzden sıkıntı yok. Ama bu bitti. Çok az kaldı. Benimki tadı çok güzel. Evet, müthiş. Ama şekerde daha mı şey oluyor ya da balı fazla koyunca içimi acayip yakıyor. Mesela şu an ben daha çok susadım. Çok normal ama şöyle bir şey var, ben seviyorum. Ben daha çok susadım şu anda. Su alırız. Su alalım. Yalnız bir daha tripodu unutmam herhalde. Kolum yoruldu. Evet. Bir daha unutmam sanırım. Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Her zaman. Yaklaşık 5 dakikadır her zaman gittiğimiz kafeyi arıyor. Nerede olduğunu unutmuşuz. O kadar uzun zaman oldu ki. Ama dedim ben hep burada diye. İnanmadım. Ben hala göremedim nerede olduğunu. Önümüzde şu anda. Okuyamadığım için.
son zamanlarda şey yapmıştık. Aynen, sıklıkla geliyorduk son zamanlarda. Sonra pandemi oldu işte. Bayağı sevmiştik, tatlı bir, hoş bir havası var. Şöyle gösteririz mi? Şeydi böyle. Burası. Yeni yerler keşfediyorduk. Aynen. Böyle hani hep gittiğimiz değil de yeni yerler. Tamam, sustum. Konuşamadım ya. Hadi anlat. Son zamanlarda, üniversitenin son zamanlarda biz yeni yeni yerler keşfetmeye başlamıştık. Böyle pizzacılar olsun, kafeler olsun. Buraları da sonradan keşfetmiştik. Tam biz geldik buralara, oturmalara falan filan, daha yeni yeni yerler gezecektik. Bu sefer pandemi çıktı. Maalesef gezemedik. Şu anda da zaten gitmiyoruz. Bu tarz bir kafeye gidecek olsak da en fazla kahvemizi alır çıkarız herhalde. Evet. Bu şekilde. Bura Kazım Büfe'nin hemen üst tarafları. Aslında İlerisi... çaprazında kalıyor biraz. Ya ilerisinde işte. Burası şeye çıkıyor. En yukarıda galerya var. Orada da bazen bahar şenlikleri falan oluyor galiba. Konserler oluyor. O şekilde. O şekilde. Şimdi yürümeye devam ediyoruz. Evet. Başka nereleri göstersek size? Başka nereler var? Zaten bu çarşı kısmında 3 tane cadde var. Ziya Paşa, Gazi Paşa, Atatürk Caddesi. Aynen. Bu kadar. En kalabalık yer Atatürk Caddesi. Sonra Gazi Paşa. Aynen. Gazi Paşa ve Ziya Paşa biraz daha böyle elit kalıyor Atatürk Caddesi'nin yanında. Yine orada bir gözüm koşuyor. Yine Atatürk Caddesi'nde bir tane park var. İsterseniz gün içinde gidip oturabilirsiniz. Kuş sesleri, kediler, köpekler. Doğayla iç içe bir güzel bir park. Geceleri pek güvenli olmuyor, o yüzden. Işık da az oluyor geceleri, aynen. Aynen, ışık çok az oluyor. Geceleri biraz sıkıntı orası ya. İçeride kim oturuyor, kim ne yapıyor bilmiyorsunuz. Şu anda yürüdüğümüz cadde Gazipaşa. Gazipaşa. Aynen. Arkamızda şu an o söylediğimiz park bulunuyor. Evet, şu çok biraz daha hemen. Oradan. O park var. O sokaktan girdiğiniz zaman bu söylediğimiz bütün Kazım kafe, büfe, Braş, o kafelerin hepsi oradaydı. Aynen, hepsi orada. Şu anda Gazipaşa'da yürüyoruz. Evet. O şeyde de, Gazipaşa'nın hemen giriş kısmında da kitapsan bulunuyor. Evet, az ileride yani. Okul kitaplarımızı falan bazen oradan alıyorduk. Kitapsana geldik. Burada iki tane kitapsan var bu arada, yan yana. Birinde daha kırtasiye ürünleri işte. Daha kırtasiye. Daha kırtasiye var burada. Burada iki tane kitapsan var. Birinde işte kırtasiye, diğerinde de daha çok kitaplar satılıyor. Kırtasiye satılıyor. Aynen, diğerine daha gelmedi kitaplar. Daha kırtasiye var. Şu anda görmüş olduğunuz cadde Atatürk Caddesi. Hemen yan taraf şey, Atatürk Parkı. Tam karşıda da galeri var. Sanat galeri.